Peygamber aleyhisselam 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medinelilerin iki tane bayramı kutladığını gördü. Sasani İmparatorluğu'nun etkisiyle kutladıkları Mihrican Bayramı ile Nevruz Bayramı'ydı. Bunlar doğa etkisi altındaki tesir oluşan bayramlardı. Peygamber aleyhisselam ise Allah'ın verdiği nimetler karşısında kulların sevinç yaşayabileceği, şükrü ibadetle eda ederken sevdikleriyle de dolu dolu heyecan ve mutluluk içerisinde paylaşımlarda bulunabilecekleri iki bayram takdir etti. Birisi Ramazan bayramı, birisi de Kurban bayramı. Bizim için neden önemli? 12 aydan oluşan bir yılın koskocaman bir ayını gündüzleri aç ve susuz, oruçlu olarak geçiriyoruz. Ve sonunda o ibadet, zorlu ibadet bitiyor ve diyoruz ki ne bekliyor bizi? Dünya hayatındaki ibadetler, ahiretteki sonsuz müjdelerin birer temsilidir. Lissaimi ferhatani diyor Allah Resulü. Müminin oruçlu olduğunda iki bayramı vardır. Ferhatun inde fıtrihi, birisi iftar anında yaptığı bayramdır. İkincisi ise likai rabbihi, Rabbine kavuştuğu zamankidir. Bir ay boyunca insan aç kalır, susuz kalır, nefsinin ihtiyaçlarına karşı biraz sabırda bulunur. Sonunda bayram edince ne der? Şükür ya, bitti bu imtihanda der. Bunun temsili ahiretin örneğidir. Dünyada birçok şey helal, bazı şeyler haramdır. Öldükten sonra Rabbine kavuşunca şükür Rabbim imtihanda geçti diye bayram eder. Ahiretteki sonsuz sevinç ve mutluluğun dünyadaki kısa bir temsilidir. Peygamber aleyhisselam o yüzden bayramlar gününde bir şeyin yapılmasını yasaklamıştır. Nedir o? 30 gün ya da 29 gün bir ay boyunca oruç tutmayı emreden peygamber bayram günü oruç tutmayı yasaklamıştır. Haramdır. Bir ay farz, bir gün haram. Yapılan aynı şey. Ama Peygamber aleyhisselam diyor ki bugün yeme, içme ve mutluluk günleridir. O yüzden Peygamber aleyhisselam bayram günlerinin dolu dolu yaşanmasını tercih ediyor.